Şahıslar adına son konuşmacı Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasular açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle denizde terörizmle mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteğin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken geçtiğimiz günlerde Nijerya'nın Lagos şehri açıklarında saldırıya uğrayan Mozart ticari gemimizde hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıdeğer ailesine buradan başsağlığı diliyorum. Yine alıkonulan 15 vatandaşımızın acilen serbest bırakılması ve ailelerine kavuşulmasını temenni ediyorum. Bu yönde de hükümetimizin yoğun çabalarının sürdüğünü an itibariyle belirtmekte yarar var. Değerli milletvekilleri, aslına bakarsanız bu son saldırı, bugün görüşmekte olduğumuz Aden Körfezi tezkeresinin nedenli önemli olduğunu, o bölgede istikrarı ve farklı bölgelerde istikrarı temin etmek adına, özellikle ticari gemilerin seyri sefer güvenliğini sağlamak adına, hem bölgenin istikrarını sağlamak adına hem de ülkemizin menfaatlerini, ticari menfaatlerini korumak adına nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Aden Körfezi birçok açıdan stratejik öneme haiz. Öncelikle belki oranın stratejik önemine biraz hem bölgesel hem küresel hem de ülkemiz açısından önemine değinmek gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere dünya ticaretinin %90'ı deniz ticareti yoluyla gerçekleştiriliyor ve dünya deniz ticaretinin %20'lik bir bölümü ise Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi üzerinden gerçekleşiyor. Yine Orta Doğu'daki önemli petrol aktarımının, petrol ticaretin ve transferinin Aden Körfezi üzerinden de Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik transferinin gerçekleştiğini düşünürsek, bu açıdan da yine çok önemli bir stratejik ticari su yolu olarak önümüze çıkıyor. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde bölgede yaklaşık senede her yıl 1000'e yakın Türk ticaret gemisinin seyri sefer halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu 1000 ticari geminin ihracatımızın %20'si olan yaklaşık 80 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirdiğimiz bir su rotası, uluslararası ticaret rotası olması bakımından da bölgeyi ülkemiz açısından da önemli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin oradaki üstlenmiş olduğu tezkeremizle 2009 yılından bu yana icra etmiş olduğu görev aslında o bölgede sadece korsanlığa karşı, deniz terörizmine karşı, deniz soygunculuğuna karşı yürütülen bir güvenlik çalışmasının da ötesinde bölgedeki istikrarsızlığı ortadan kaldırmak, özellikle bölgedeki fakirliğe müdahale ederek sadece askeri yöntemler bölgedeki istikrarsızlığı sona erdirmek için tek başına maalesef ki yeterli olmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri aslında bunun da ötesine geçerek, askeri tedbirlerin de ötesine geçerek bölgedeki insani yardım misyonunu da üstlenmiş durumda. Oradaki birçok altyapı projesine Türkiye olarak destek veriyoruz. Yine Somali içerisindeki bir takım istikrarsızlıkların, iç istikrarsızlıkların ara buluculuğu konusunda da ekstra misyonlar üstlenerek sadece denizde değil aslında karada da farklı misyonlar üstlenmiş durumdayız. Bu anlamda bölgenin önemini vurgularken bir noktanın da altını çizmekte yarar var. Aslına bakarsanız COVID süreciyle birlikte küresel ekonominin daralması ve küresel gelir eşitsizliğinin daha da derinleşmesi önümüzdeki süreçte bölgesel krizleri ve bölgelerdeki bu tür istikrarsızlık süreçlerini daha da tetikleyecekmiş gibi görünüyor. Görüldüğü üzere daha önce
Somali ve Aden Körfezi civarlarında rastladığımız bu tür deniz korsanlığı ve terörizmi girişimlerinin Afrika'nın farklı noktalarına da kaydığını görüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte COVID'in de tetiklediği ekonomik, küresel ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte bölgesel gelir eşitliğinin daha da derinleşmesiyle birlikte aslına bakarsanız Hint Okyanusu'ndan, Pasifik'ten alırsak Afrika'nın en uç noktalarına kadar çok farklı noktalarda krizin bu tür korsanlık girişimlerinin daha da derinleşerek ilerleyeceğini bugünden öngörebiliriz. Burada şunu söylemekte de yarar var. Alınmış olan askeri tedbirlerin, deniz kuvvetlerinin, birçok ülkenin kendi donanmalarının veya işte NATO çerçevesinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen bu tür operasyonların aslında bölgesel krizleri ve bölgesel rahatsızlıkları önlemekte tek başına yeterli olmayacağını görüyoruz. Biraz da küresel ekonomik ve gelir eşitliğinin sağlanması konusunda da şapkalarımızı önümüze alıp düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri sadece Aden'de değil, Asya'dan tutun, Kafkaslardan Orta Doğu'ya, Balkanlara ve Afrika'ya kadar birçok noktada misyon üstlenmiş durumda. Aslına bakarsanız bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetiğinde olan, milletimizin genetiğinde olan bir misyon. Milletimiz her zaman yeryüzünde adaletin tesisi, istikrarın tesisi, mazlumların hamiliği gibi çok ulvi bir misyon üstlenmişti tarih boyunca. 1569'lu yıllarda Sumatra ve Bande Aceh Müslümanlarının sultandan destek istemesiyle orada artan Portekiz zulmüne karşı 1569 yılında Bande Aceh ve Sumatra sahillerinde Portekizlilerle yaşanan savaş sonucunda o bölgeye getirdiğimiz istikrardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında aslında birçok yere istikrarı getirmek adına, adaleti tesis etmek adına çok önemli misyonlar üstlendiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara mensupları değil, deniz unsurları da çok önemli misyonlar üstlendi. Tarihten bu yana sadece kara kuvvetleriyle, deniz kuvvetleriyle değil, Avrupa'nın içlerinde yeri geldi. Ülkemizin, bu milletin aziz askerlerinin üniformasının adaleti tesis ettiğine de çeşitli tarihlerde şahitlik ettik. Deniz tarihine çok önemli katkıları oldu milletimizin. İşte Piri Reis'ten tutun Barbaros Hayrettin Paşa'ya kadar dünya denizcilik tarihine, Türk denizcilik tarihine kattığı değerleri göz önünde bulundurursak aslında üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak çok daha önemli misyonların bizi de beklediğini söyleyebiliriz. Konu gelmişken aslında birçok hatibimiz de burada dile getirdi. Denizlere hakim olan cihana hakim olur sözü son derece değerli. Bu anlamda nüfuz gücü, nüfuz coğrafyası farklı kıtalara kadar uzanmış olan ülkemizin önümüzdeki süreçte kendi deniz potansiyellerini ve gücünü artırma noktasında da çok önemli çalışmaları var. Yeri gelmişken bundan da kısaca bahsetmek isterim. Mesela Milgen projesi bu anlamda son yıllarda attığımız ülkemizin, milletimizin atmış olduğu son derece önemli bir adım. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yönetilen proje, keşif, gözetleme, erken uyarı, denizaltı karşıtı savaş, yüzeyden yüzeye savaş, yüzeyden havaya savaş ve amfibi operasyonlar dahil olmak üzere bir dizi görevde kullanılabilecek çok amaçlı korvet ve fırkateynler geliştirmeyi hedeflemektedir. Yine bu alanda yürüttüğümüz çok önemli çalışmalardan bir tanesi Anadolu TCG gemisi çok yakında 2001 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olacak. Alanında dünya üzerinde üretilmiş en önemli, en değerli stratejik gemilerden birisi SİHA gemisi şeklinde adlandırabileceğimiz, helikopterlerin, SİHA'ların iniş kalkış yapabileceği operasyonel bir gemi olması açısından da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve donanmamıza çok önemli katkılar sağlayacağını söyleyebilirim. Yine geçtiğimiz aylarda ürettiğimiz ve hizmete almış olduğumuz silahlı insansız deniz aracının Türk Deniz Kuvvetleri'nin potansiyelini artırmak adına,
Bu alanda da milli savunma sanayimizi güçlendirmek alanında da çok önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Bunu ihraç etmek noktasında Milgen projesiyle yine dostluk grubu başkanlığını yürüttüğüm Pakistan, kardeş ülke Pakistan'a 4 Milgen gemisi tamamlayalım lütfen. 4 Milgen projesini kardeş ülke Pakistan için başlattık ve 3 tanesinin kızağa alınma işlemi tamamlandı. Bu vesileyle tezkeremizin başta ülkemiz, bölgemiz ve dünya ticaret için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.